Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugünkü anlatımda Mac'in sistem tercihleri, yani Windows'taki denetim masası özelliğinin karşılık gelen Mac'teki ayar yöneticisi kontrol panelini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi sistem tercihleri ayarına farklı şekillerde ulaşabiliyoruz. Bunun ilki malumunuz elma menüsü, yani Apple menü üzerinden. Bir ikincisi Spotlight kısmına gelerek CMD boşlukla girip sistem yazıp ya da sistem tercihleri yazıp önümüze çıkan sonuca enterlayarak da ulaşabiliyoruz. Bu şekilde bir de Launchpad üzerinde sistem tercihleri uygulamasının bir kısa yolu var. Aynı zamanda dokta eğer silmediyseniz yine sistem tercihleri uygulamasının bir simgesi mevcut. Böyle çeşitli yollardan ulaşım sağlanabiliyor sistem tercihlerine. Şimdi girelim birlikte. Ben Apple menü üzerinden gireceğim. Menü çubuğu Apple. Apple menü 9 öğe. Buna kalktı. Sistem tercihleri 3 nokta. Sistem tercihleri, sistem tercihleri, sistem tercihleri, pencere, tercih bölümleri, sarma alanı. Evet, bu sarma alanında etkileşimde bulunuyoruz. Şimdi pencere şunlardan oluşuyor. Önce pencereye bakalım. En sola geliyorum, en başa. Control Option FN ve sol okla. Araç çubuğu. Sol. Şöyle bir kere. Kapatma düğmesi. Evet, pencereyi kapatma butonu var. Simge durumuna küçültme düğmesi. Soluk büyütme slash küçültme düğmesi. Bu soluk diyor, eğer etkin olsaydı pencereyi büyütüp küçültebiliyordum. Araç çubuğu. Evet. Araç çubuğunda da birazdan göreceğimiz üzere farklı işlemler için butonlar olacak. Aslında şimdi gösterelim onları. Etkileşimde bulun. Araç çubuğu. 5. Geri soluk düğme. İleri soluk düğme. Dümeni göster. Düğme. Sistem tercihleri. Ara. Arama metni alanı. Evet. Arama metni alanı. Buraya sistem tercihleriyle ilgili konular ışığında bulmak istediklerinizi yazabilir ve çıkan arama sonuçlarından ulaşabilirsiniz. Bunun için konmuş, hani yeni başlayıp da bulamamış olanlar için. Bu tümünü göster de bir sistem tercihi seçeneğine girip hani farklılarına geçiş yapmak istediğimizde işe yarayan bir şey. Ben böyle geçiş yapıyorum. Farklı sistem tercihleri seçeneklerine. Şununla Şu anda etkileşimi durdur. Ara çubuğu. Etkileşimde çıkıp tercih bölümleri, sarma alanı, sarma alanına etkileşimde girip genel sardık düğme. sarmayı. Evet. Genel. İlk genel tercihi var burada. Genel. Pencere. Ara çubuğu. Evet. Görünüş. Mavi. Görünüş. Açılır düğme. Burada görüntü seçenekleri, yani tema kısmının bir takım ayarları var. Aslında görsel olarak bu sistem tercihlerini 5 ana başlıkta gruplandırdıkları, işte kişiselleştirme vesaire gibi söyleniyor ama bizim önümüze VoiceOver'la bunlar yan yana çıkıyor. Dolaşabiliyoruz. Burada görünüm seçenekleri var. Ben ellemedim mavi temasını. Düğmeler, menüler ve pencereler için tema işaretli değil. Onay, seçim rengi, mavi, seçim, bunlar pinar çubuğu simge boyutu, orta, pinar, görsel sarma çubuklarını içerikler. göster, fareye veya izleme dörtgenine göre otomatik olarak sararken, radyo düğmesi, iki, her zaman, radyo düğmesi, sarma çubuğunu tık, sonraki hemen sayfaya hemen atlamak için, tıklanan alana at, saptanmış web tarayıcı, safari, açılır düğme. Evet, saptanmış web tarayıcımızı buradan değiştirebiliyoruz. Farklı bir tarayıcı kurduysanız, şöyle menü 3 öğe, onay, buradan. even on, vlc, VLC ve onay Air işareti, nokta safari, çıktı. Neden çıktı ben de bilmiyorum. Eğer Chrome menü olsaydı kapatılıyor, o da saptanmış web tarayıcı, safari çıkardı diye düşünüyorum. Belgeleri kapatırken değişikliklerin korunup korunmayacağını sor. İşaretli değil. Onay kutusu. Hayır, bu onay kutusu da bazı belgeleri kapatırken normalde soruyor aslında, Evernote ya da Pages gibi şeylerde. Onun sorulmaması na karşın aynı bir işaret kutusu olarak konmuş olabilir. Hani başka belgelerde de
otomatik olarak sorsun diye. Çünkü bende işaretli olmamasına rağmen soruyor doküman ve kelime işlemcisi programlarla çalışırken. Uygulamadan çıkarken pencereleri kapat. İşaretli onay kutusu. Seçildiğinde uygulamayı yeniden açtığınızda açık belgeler ve pencereler geri yüklenmeyecektir. Evet. Son kullanılan öğe sayısı. 10. Son kullanılan uygulamalar. Açılır düğme. Evet, burası da Apple menü üzerinden yine erişilen son kullanılanlar bölümü. Belge, uygulama ve sonucu. Bu makine input aygıtlarım arasında handoff'a izin ver. İşaretli onay kutusu. Handoff devamlılık şeyi. Olayı yani telefon ve bilgisayar yani Mac'iniz, telefonunuz, iPad'iniz arasında geçiş sağlayan haftaya yapacağımız anlatımını bir özellik iOS 8 ve OSX Yosemite ile beraber kendisi bizlerle buluştu. Devamlılık olarak da aslında pardon özür dilerim. Handoff uygulamaları aslında benzer şeyler söylemiş olduğum üzere. Devamlılık uygulamaları diye de kullanılıyor. Continuity diye bir özellik İngilizcesi. Uygun olduğunda LCD font düz gönleştirmeyi kullan. İşaretli onay kutusu. Yazı yardım düğme ile ilgili ve yardım. Klasik yardım butonumuz. Buradan şimdi genel kısmını inceledik. Araç bu. Geri tümünü göster düğme. Buradan tümünü göstererek. Bas tümünü göster evet. Düğme. Sistem tercihleri. Ara. At. Şunun sistem tercihleri. Genel. Masa üstü ve ekran koruyucu. Düğme. Evet. Burası da boş sarma. Masa üstü ve ekran sistem tercihleri yeni sistemlerini alanlarını özelleştirebildiğimiz yer. Masa üstü sekme. 1/2 ekran koruyucu seçildi. Masaüstü. Bir de en son nerede bıraktıysanız her ayarı o sekme seçili kalıyor. Yani ilk kez açtığınızda oradan devam etme ve hani öyle bırakmışsanız o ayarı o sekme mesela açık kalıyor. Benim keşfettiğim bir şey uzun bir süredir. Masaüstüne gelelim. Ekran seçilen masaüstü görüntüsü Yosemite. Evet, İyi aydınlatılmış Yosemite. Burada. Masaüstü resmi grupları tablo. Satır 1/4. Şöyle gösterelim. Etkileşimde bulun. Masa üstü resimleri. 2. Düz renkler. Kısörler. Metin. Apple. Masa üstü resimleri. 2. Düz renkler. Kısörler. Kısör. Masa üstü resimleri burada seçili olursa. Masa üstü resim. Şu yan görüntü tarayıcı. Tabloda. Liste seçim. Pardon tarayıcı kısmındaki simgeler. Etkileşimde bulun. Görüntü tarayıcı. Yosemite 2. Görüntü 2. Yosemite. Görüntü 1/49. Yosemite 2. Yosemite 3, Yosemite 4, Yosemite 5, ay, görüntü 12/6, görüntü, havadan Bahamalar, kumsal, çeltik tanesi, görüntü. Bakın ne güzel ki resimler betimleniyor. Yani bu da bir Apple farkı diye düşünüyorum. Yosemite, görüntü. Ben bunu sabitte bırakıyorum. Yosemite'nin standartı. Şunun da etkileşimi, yeni sörekle düğme. Seçilen klasörü sil, soluk, resmi değiştir. Ya da resimler için ekstra bir klasör eklenebilir. Her 30 dakikada bir resim seçimini değiştir. Soluk, açılır düğme. Evet, ekran koruyucu ve masaüstü görünümünde böyle çeşitli atraksiyonlarda uygulanabiliyor. Resmi rastgele sırada değiştir. Soluk işaretli de yardım, yardım. Evet, burası da masaüstü kısmı böyle ekran koruyucuya geçiyor. Yosemite, Yosemite. Seçilen masaüstü görüntüsü, ekran koruyucu. Ekran koruyucu. Bas evet. Izgara bir öğe seçildi. Rastgele görüntü 19/19. Ben bunu rastgeleyi kendim seçtim. Sistem içinde neler var? Buradan ekran koruyucuyu belirleyebilirsiniz. Etkileşimde bulun. Izgara bir öğe seç. Sistem araç çubuğu. Tercih bölümleri, sarma alanı. Sanırım bu geri çıktı. Benim etkileşim olduğum bir masaüstü ve ekran koruyucu. Hareketle. Masaüstü ve ekran sistem tercihleri yeni sahip görüntü ızgara bir öğe seçildi. Şu süre asla. Şu süreden sonra başlat. Pardon. Görüntü. Şimdi. Izgara bir öğe seçildi. Etkileşim. İki tane ızgara var. Birinde ekran koruyucunun devreye girme sıklığı. Diğerinde de seçeneği. Rastgele. Word of the day. Aydın resmi. Görüntü. Mesaj. Görüntü. 16. Şel. Görüntü. 15. Arabesk. Görüntü 14 ışıltılar. Arabesk görüntü 13/19.
yanlış duymadım değil mi? Arabesk. Herhalde. Görüntü 14. Evet, acaba arkadaşlarımıza önereceğimiz bir tema kendisi. Muhtemelen arabesk diye çevirdiler ama hani oryantal bir takım şeyler var sanırım içinde. Sistem tercihleri hazır. Rastgele görüntü. Ben şunu da böyle random'da bırakayım. Görüntü. Şuradan. Ekran koruyucu seçenekleri. Soluk düğme. Şu süreden sonra başlat. Evet. Asla. Şu süreden sonra başlat. Ben bunu, açılır düğme. Asla'ya çevirdim. Normalde menü 8 öğe onay işareti. Asla. 1 dakika. 2 dakika. 5 dakika. 10 dakika. 20 dakika. 30 dakika. 1 saat. 1 saat. 30 dakika. Evet. Facebook. Şimdi bunu onay işareti asla asla bırakalım. Saati de göster, işaretli değil. Onay kutusu. Ekran. Sıcak köşeler düğme. Evet, gelelim sıcak köşeler meselesine. Şimdi arkadaşlar, Apple'ın bir özelliği bu da. Windows kullanıcılarının kullandığı bir şey değil. Sıcak köşeler etkinleştirilirse oraya konabilecek 9 kadar sanırım Apple'ın sunduğu özellik var. Örneğin Mission Control, Launchpad, bunun gibi dock vesaire ya da bilgisayarı kilitle, sleep, işte uyku modunu al gibi böyle öğelerin 4 köşeye yayılıp herhangi birinden, yani 4'ü 19, 8, 9 seçenekten 4'ü ekranın köşelerine yayıldığında bir gören oralara fareyle şey yapabiliyor. Üzerlerine gelip geldiği zaman o nereye geldiyse o bölgedeki özellik aktif oluyor. Böylece bir kısa yol oluşmuş oluyor. Yani Apple farklı kısa yollar eklemeyi engellemiş. Sadece bahsi geçen şeyler var burada. Az önce bahsettiğim. Yardım düğme. Burası da yardım butonu. Araç çubuğu. Ekran koruyucu seçildi. Sekme. Evet. Ekran koruyucu kısmı da soluk böyle. Soluk büyütme. Araç çubuğu. Etkileşim. İleri. Soluk. Düğme. Masa üstü ve ekran koruyucu. Ara. Arama met. Düğmeni göster. Düğme. Diyelim. Bas. Bu arada etkileşimden Control Option Shift yukarı okla çıkıyorum. Control Option sol okla araç çubuğuna gelip düğmeni göster diyorum. Yine etkileşimden çıkıyorum. Control Option Shift yukarı ok ve sağ tarafa geçip sistem tercihleri. Ara, arama mı? Ara. Şunun çift sistem tercihleri, ha. Pencere. Pencere deyip sonra sarma alanına dönüşüyor. Tercih bölümleri, sarma alanı. Evet. Etkileşimde bulun. Şimdi. Masa üst, dock, düğme. Evet, dock, burada dock'un dock. Özelleştirme ayarları var. Ara çubuğu, boyut %42,9. Dock'un ne kadar dock, boyut, sürgüsü, sürgü. Küçük, büyük, büyütme, işaretli değil. Onay kutusu, %100, en az, en fazla. Ekrandaki konu büyütme. Ekranda sola yerleştir. Radyo düğmesi. Ve ekranda nerede? Ekranda alta yerleştir. Seçildi. Radyo düğmesi. Varsayılan ellemedim. Ekranda pencereleri simge durumuna küçült. Cin efekti ile dock efekti seçenekleri. Evet. Açılır düğme. Bu arkadaş görsel bir şey. Hani siz dock'u simge durumuna küçülttüğünüzde lambaya giren bir cin abimiz görünüyormuş efekt olarak ekranda. Bunu bir de ölçeklendirme efekti gibi bir şey söylüyor. Cin efekti ile dock efekti seçip ölçekleme efekti ile evet, ölçeklemeymiş. Onay. Ben onu cinde bıraktım. Daha menü karizmatik kapı duruyor. En azından görmesek de söyleyişi. Başlık çubuğuna çift tıklayarak pencereyi simge durumuna küçült. İşaretli değil. Onay kutusu. Bu da böyle bir. Pencerelere uygulama simgesini küçült. İşaretli değil. Onay kutusu. Uygulamaların açılışını canlandırmayla göster. İşaretli. Onay kutusu. Dock'u otomatik olarak gizle ve göster. İşaretli değil. Onay. Açık uygulamalar için göstergeleri göster. İşaretli. Onay kutusu. Yardım. Düğme. Araç çubuğu. Evet, yine araç çubuğu. Etkileşimde bulun. Geri. Düğme. Bu sefer geriyle gelsek. Masaüstü bölümüne mi gelir acaba, bakayım. İleri. Düğme. Şununla sistem tercihleri. Pencere. Tercih bölümü. Genel. Düğme. Masaüstü ve ekran koruyucu. Evet. Geri butonuyla da gelebiliyormuş. Dock, düğme, yani. Mission Control, düğme. Evet, Mission Control'un tercih ayarları. Mission burada. Control. Araç çubuğu. Görüntü. Mission Control. Tüm açık pencerelerinizin, tam ekran uygulamalarınıza ait küçük resimlerin ve dashboard'un toplu bir halde düzenlenmiş olarak genel görünüşünü verir. Alanları. En son kullanıma göre otomatik olarak yeniden düzenle. İşaretli. Onay kutusu. Evet arkadaşlar, bu Mission Control'un nasıl pencereleri gruplayacağı, nasıl görüneceği, nasıl
tasnifleneceği, ayarlarının yapıldığı bölüm. Bunları deneyerek kendinize en uygun özelliklere göre şekillendirebilirsiniz. Şöyle bir uygulamaya geçiş yaparken o uygulama için açık pencereleri olan alana geç işaretli onay kutusu. Pencereleri uygulamaya göre grupla işaretli onay kutusu. Ekranlar ayrı alanlara sahiptir işaretli onay kutusu. Dashboard alan olarak açılır düğme. Bunun seçeneklerine bakalım. Menü 3 öğe onay işareti alan olarak katman olarak kapalı. Kapatabiliyor. Onay işareti alan olarak alan olarak klavye ve fare kestirmeleri. Tek bir tuşa basarak açık pencerelerin izin tümünü ve o anki uygulamaya ait pencereleri görüntüleyebilir veya masa üstünde başka uygulamaların altında olan bir öğeyi bulmak için pencereleri gizleyebilirsiniz. Mission Control. Kontrol yukarı ok. Mission Control klavye seçenekleri. Açılır düğme. Tire. Uygulama pencereleri. Kontrol aşağı ok. Uygulama pencereleri için klavye seçenekleri. Açılır düğme. Evet. Geçen Finder anlatımında değinmeye çalışmıştım bu iki kontrol yukarı ve aşağı okun farklarına. Tire. Masa üstünü göster. F11. Masa üstü penceresi için klavye seçenekleri. Açılır düğme. Bu değiştirilebiliyor arkadaşlar. Bunlar açılır butonlar zaten. Dilediğinizce. Tire. Dashboard'u göster. Dashboard. F12. Dashboard klavye seçenekleri. Açılır düğme. Tire. Ek seçenekler için Shift, Control, Option veya Komut tuşuna basın. Sıcak köşeler. Düğme. Yardım. Düğme. Evet. Bu sıcak köşeler olayı buradan ayarlanıyor. İçeriğini kontrol edebilirsiniz. Araç bu. Görüntü. Araç bu. Geri düğme. Bas. İleri düğmeni göster. Düğüm. Sistem tercihleri. Pencere. Evet. Tercih bölüm. Etkili. Mas. Mission kontrol. Dil ve bölge. Düğme. Evet. Dil ve bölge. Ona bakalım. Dil ve bölge. Araç bu. Dil ve bölge. Görüntü. Dil ve bölge tercihleri. Menülerde ve sorgu kutularında gördüğünüz dili ve tarih, saat ve para birimi biçimlerini denetler. Gelinen diller. Gelinen diller. Gelinen diyor da gelinen gibi almış bir tabi. Etkileşimde bulun. Gelinen. Türkçe. Türkçe. Şunun da Türkçe şu anda. Bölge. Türkiye. Haftanın ilk günü. Pazartesi. Takvim. Miladi. Takvim. Evet. Açılır düğme. Seçeneklerine. Budist. Etiyopya. Etiyopya. Fars. Hicri, As, Hicri, Tablo, Cuma başlangıç, Etiyopya, Budist, onay işareti, miladi, farklı inanç ve takvimlendirme sistemlerine yönelik seçenekler var, güzel. Saat biçimi, 24 saat biçimi, saat biçimi, işaretli, onay kutusu, liste sıralama düzeni, Türkçe, liste sıralama düzeni, açılır düğme, menü 2, evrensel, onay işareti, Türkçe, evet. Türkçe, 5 Ocak 2015 Pazartesi 7.08.09 GMT artı 2. Bu sanırım bizim içerisinde bulunduğumuz GMT diliminin. Ada preferred language düğme. Evet, bunu şey yapmamışlar aslında, add a preferred language diyor sanırım. Türkçe'ye çevirmemişler. Ambele kalmış burası. Remove the selected preferred language soluk düğme. Evet, burası da keza öyle. Remove the selected preferred language, yani tercih edilen bir dili kaldır. 5 Ocak 2015 1234,56 4567 bir klavye tercihleri düğme 2 3 4 5 6 falan diye. İleri düzey düğme yardım düğme ya klavye tercih. Tercihlerine girdiğimizde klavye pencere aslında klavye için ayrı bir tercih alanı var zaten ama direkt bizi buraya getiriyor. Bas klavye tercihli metin sekme 2 bölü klavye sekme 1 bölü 4 araç bu. Gelmişken klavye. Bir inceleyi verelim madem. Bas klavye. Klavye varsayılan seçenek. Metin kestirmeler giriş kaynakları sekme 4 bölü 4. 4 adet sekmemiz var. Tuş yenilemesi. Yenileme öncesi gecikme. %85,7 %40 kapalı yavaş hızlı uzun kısa tüm F1 F2 BB tuşları standart işlev tuşları olarak kullan işaretli değil onay kutusu. Bunu işaretlersek F'ler standart F olur ve benim FNL tuşuyla basmama gerek kalmaz. Fakat FNL tuşuyla bu sefer ses kısıp açma, launchpad'i açma, ekran parlaklığını arttırıp azaltma gibi seçenekler için bu sefer FN ile basmam gerekir. O yüzden ben F'leri çok kullanmadığım için bunu ellemiyorum. Sizler değiştirebilirsiniz. Bu seçenek seçildiğinde her bir tuşun üzerinde yazılı olan özellikleri kullanmak için FN tuşuna basın.
Işığın az olduğu durumda klavye parlaklığını ayarla. İşaretli değil. Onay kutusu. Gören insanlar için daha çok kullanışlı olabilir. Bilgisayar şu kadar süre kullanılmadığında kapat. %100. Bilgisayar şu kadar süre kullanılmadığında kapat. Sürgü. 5 saniye. 10 saniye. 30 saniye. 1 dakika. 5 dakika. Asla. Klavye ve karakter görüntüleyicileri menü çubuğunda göster. İşaretli. Onay kutusu. Evet, bunu öneriyorum. Ani klavye geçişleri oluşabiliyor. Onlar da iş gören bir olay. Geçenlerde bir arkadaş sormuştu Mac üzerinden kolay klavye değiştirmek mümkün mü diye. Onun da yanıtı burada. Bunu eğer işaretlerseniz ben de... Klavye ve karakter görüntüleyicileri menü çubuğunda göster. İşaretli onay kutusu. Şimdi, menü ekstra kısmında şöyle bir seçenek çıkacak onunla ilgili. Menü ekleri. Yan karabine. Merfuge erişilebilir. Bluetooth. Wi-Fi. Türkçe. Kuverti PC. Evet. Text input menu ekstra. Text input menu. Buradan dilediğinizce eklediğiniz klavyeler arasında klavye ve karakter görün. Geçiş yapabiliyorsunuz. Bluetooth klavyeyi ayarla. Klavye ve karakter. Niteleme tuşları. Düğme. Yardım. Düğme. Evet. Niteleme tuşlarından da değişiklik yapılabiliyor. Örneğin az önce duyduğunuz Carabiner gibi uygulamalar varsa elinizde, onların ayarlamış olduğu tuşları onların kullanabilmesi için buradan eylemsiz yapmanız lazım o tuşları. Şöyle göstereyim. Niteleme tuşları, düğme. Aşağıda listelenen her bir niteleme tuşu için gerçekleştirmesini istediğiniz eylemi açılır menüden seçin. Büyük harf kilidi, tuşları... büyük harf kilidi tuşu. Kontrol, kontrol tuşu. Bu niteleme tuşlarının yerleri de değiştirilebiliyor. Yani örneğin CMD olarak şeyde görünen ama sizin daha rahat kullanabilmek için değiştirebileceğiniz ve yerini kontrolün alabileceği bir tuş da olabiliyor. Niteleme tuşları arasında yapıldığı tabii bu değişiklik. Bas niteleme tuşları. Kontrol kontrol. Kontrol kontrol tuşu. Açılır düğme. İşte bu defalarca kontrol diyor ama açılır düğmeye basarsak şöyle seçenekler. Menü 5 öğe onay option. Option yerine geçiyor kontrol tuşu mesela. Komut komut. Hiçbir eylem yok. Hiçbir eylem yoku seçersek. Büyük. İşte az önce söylemiş olduğum. Onay işareti. Kontrol kontrol. Seçenek yani. Bir key remapping uygulaması varsa onunla değiştirildiyse işlem klavye tuşunun işlevi. Onun yerini buradan değiştireceğiniz şeyle o klavye tuşunu etkisizleştirerek almış oluyorsunuz. Yani o işlemin geçerli olmasını sağlıyorsunuz. Option, option, tuşu. Option, option, option. Komut, komut, komut. Satan dışarı, vazgeç. Tamam. Şu büyük harf. Aşağı, büyük harf kilidi, büyük harf kilidi, tuşu. Böyle görünüyor. Hiçbir eylem yok. Büyük harf kilidi, büyük harf kilidi, tuşu. Hiçbir eylem yok görünüyor. Bunun nedeni de az önce bahsettiğim, yani farklı bir uygulamanın kullanmasını istediğim için OS X'in kullanmasının önüne geçtim. O şeyi, tuşu. Niteleme tuşları. Evet, Escape ile çıktık. Sorgu kutusu kapatıldı. Yardım, düğme. Yine yardıma geldi. Bluetooth klavyeyi ayarla. Düğme, araç, klavye seçildi. Sekme, metin, sekme. Bas, metin seçildi. Kestim, giriş, değişimler, tablo. YLD, YM. Yoldayım. Bunlar klavye seçildi. Kestirmeleri. iOS'ten alışık olanlar vardır. İşte onları. Etkileşimde bulun. Değişimler. Şunu. YLD YM. Sütun 1 satır 1. Şunun da değiştir. Yoldayım. Yol. Başka yoldayım. Başka eklememiş. Şunu. Siz de ekleyebiliyorsunuz. YLD YM. Şunun yazım hatalarını otomatik düzelt. İşaretli değil. Ona yazım denetimi. Dile göre otomatik. Yazım denetimi. Açılır düğme. Akıllı tırnakları ve tireleri kullan. İşaretli. Onay kutu. Çift tırnaklar için sol tırnak işareti, abc sağ tırnak işareti. Çift tek tırnaklar için abc tek tırnak. Açılır düğme. Ekle düğme. Sil düğme. Yardım düğme. Evet, burası yardım düğme. Böyle. Değişimler, değişimler. Araç çubuğu. Klavye, metin, kestirmeler, sekme. 3/4 bas kestirmeler seçil. Bir klavye kestirmesini değiştirmek için kestirmeyi seçin. Tuş birleşimini tıklayın ve daha sonra yeni tuşlara basın. Kestirme kategorileri, tablo. Satır 2/9. Görüntü. Missing düşey ayırıcı. Missing kontrol kestirmeleri, tablo. Evet,
tablosu. Etkileşimde bulun. Mission Control kestirmeleri. Tablo. Satır 1/10. Mission Control. Kontrol yukarı ok. Evet. Sütun 2 satır. Şununla etkileşimi durdur. Mission Control kestirmeleri. Satan dışarı dön. Düğme. Tam klavye erişimi. Pencerelerde ve sorgu. Ben ortalığı batırdım diye sattan dışlara dönebiliyorsunuz buradan. Tam klavye erişimi. Pencerelerde ve sorgu kutularında klavye odağını şunlar arasında hareket ettirmek için tab tuşuna basın. Yalnızca metin kutuları ve listeler. Radyo düğmesi 1/2. Tüm denetimler seçildi. Radyo düğmesi 2/2. Evet. Tüm denetimlerde kalırsa link vesaire ya da böyle bu tarz alanları daha rahat dolaşırsınız. Öbür türlü liste ve metinler arasında kalırmış. Bu ayarı değiştirmek için Ctrl artı F7'ye basın. Yardım düğme. Aynı zamanda böyle de değiştirilebiliyormuş. Klavye sekme metin. Kestirmeler seçildi. Sekme 3/4. Giriş kaynakları giriş sekme. Kaynakları. Bas giriş kaynakları. Etkin giriş kaynakları. Tablo. Türkçe kuverti seçildi. Etkileşim Türkçe. Türkçe kuverti PC. Türkçe kuverti. Evet, buradan giriş yöntemi seçiliyor. Az önce göstermiş olduğum o text input kısmındaki. Türkçe kuverti ve Türkçe. Türkçe. Türkçe kuverti PC. Kuverti PC. Birinde. Türkçe kuverti. Şey oluyor. Varsayılan da İngilizce aslında QWERTY klavye gibi davranıyor ama sanırım Türkçe harfleri de belli şeylerle yapılabiliyor. Bir ise normal QWERTY klavye, QWERTY PC klavye yani Türkçe harflerin de içinde bulunduğu klavye şekli olarak çıkıyor. Bir de Türkçe var, salt Türkçe. O da F klavye. Bilgisi olsun arkadaşlar. Yani F klavye nerede? F klavye kullananlar varsa direkt Türkçe'yi seçsinler. O F olmuş oluyor. Şununla etkileşimi durdur. Etkin sarma alanı. Bölüm sembolü. Böyle bölüm sembolü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ekle düğme. Sil düğme. Giriş kaynağı. Giriş menüsünü menü çubuğunda göster. İşaretli. Evet, onay kutusu. Az önce bahsettiğim ya. Belgenin giriş kaynağına otomatik olarak geç. İşaretli değil. Onay kutusu. Bu da sanırım dil neyse ona göre klavyeyi değiştirme. Bizim ekran okuyuculardan alışık olduğumuz sentezleyici değişiminin bir farklı hali. Giriş kaynağı belge kapatılana dek kullanılır. Yardım. Düğme. Bir de bir bilgiyi sundu bize. Arkadaş. Buradan. Sistem tercihleri. Pencere. Araç çubuğu. Sistem tercihleri. Pencere. Tercih. Etkileşim, masa, do, missing, dil ve bölge, düğüm, güvenlik ve gizlilik, şimdi dil ve bölge. Dil ve bölgede başka bir şey var mı? Onu tekrar dil ve gezelim. Dil ve bölge, geline, bölge, Türkiye, baz, mil, 24 saat, viç, Türkçe, evet. 5 Ocak, 2000. Ben burada seni, klavye, ter, ileri, yardım, düğüm, ileri düzey, düğüm. Diye bir şey var, ona bakalım. Biçim dili, bas, ileri düzey, genel, seç, tarihler, sekme, 2 saatler, sekme, biçim dili. Türkçe, biçim dili, tarihler, saatler ve sayılar için sayı ayırıcıları, gruplama, nokta, sayı, ondalık, virgül. Böyle üst düzey bir takım ayarları buradan kafayı kırıp değiştirmek isteyenler varsa tabii işin esprisi bazı işlevler için gerekebilir belli değişiklikler. Ben tamam, şu zaten an sizleri yormayayım böyle bir atraksiyon. İleri düzey. Sorgu kutusu. Yardım. Remove the selected preferred. Şimdi. Yine geri çıkalım. Sistem tercihleri. Sistem tercihleri. Etki. Dil ve bölge. Güvenlik ve gizlilik. Evet, güvenlik düğme. Ve gizlilik kısmına geldiğimizde burada boş sarma otel, alanı. Açarken. Herhangi bir yer. Soluk. Radyo düğmesi. 3 araç çubuğu. Durumundan tutun da birazdan anlatacağım farklı şeylere kadar. Genel. Seçildi. Seçildi. Firewall, güvenlik duvarı, gizlilik, bu kullanıcı, bu gizlilik, sekme, 4/4, 4 tane gizlilik, güvenlik duvarı, güvenlik sekme, duvarı. Firewall, sekme, file, firewall, genel, seçildi, genel. Sekme, 1/4, firewall, gizlilik, genel bu kullanıcı için oturum açma parolası ayarlanmış. Evet, oturum açma seçenekleri. Parolayı değiştir, düğme, uyku durumundan veya ekran koruyucudan sonra parola gereksin, onay kutusu, işaretli değil, onay kutusu, uyuduktan veya ekran koruyucu başladıktan. 5 dakika sonra
Uyku parola gereksin. Ekran kilitliyken bir ileti göster. Soluk işaretli değil. Onay kutusu. Kilitle iletisini ayarla. Soluk düğme. Şuradan indirilen uygulamalara izin ver. Evet. Mac App Store. Soluk radyo düğmesi. 1/3. Bu neden uygulama kuramıyorum sorusunun cevabının yanıtlanacağı yer burası. Burada eğer ki Mac App Store seçiliyse diğer hiçbir doküman, yani bir DMG dosyası ya da PKG paketi de olsa açılmaz. Uyarı verir size ve kapanır. Önerilen ortadaki seçenek. Burada 3 seçenek. Mac App Store ve kimliği belirli geliştiriciler. Soluk seçildi. Radyo düğmesi. Evet, 2 soluk demesinin nedeni birazdan ortaya çıkacak arkadaşlar. Normalde soluk değil onlar. Bir işlem yapana kadar. Mac App Store ve kimliği belirli geliştiriciler seçeneği açıksa birçok uygulamayı kurarken sıkıntı yaşamazsınız ama herhangi bir yer, soluk, radyo düğmesi, bunu seçmiş olursanız da hiç denetimle karşılaşmadan her şeyi kurabilirsiniz ama virüs korkusu yaşayan arkadaşlar için biraz önerilmeyen bir seçenek. Değişiklik yapmak için kilidi tıklayın. Evet. Düğme. Şimdi bazı uygulama ayarlarını yöneticinin administrator'ın değiştirmesini istemiş OS X. O yüzden buraya bir kilit simgesi koymuş ki bunu biz açacağız şimdi üzerine tıklayarak. Yardım, uygulama, pencere, parola, güvenli metni düzenle, tabi odağına sahip. Parola mı gireceğim ve az önce soluk olan yerler bakın normal olacak inşallah. Sistem tercihleri, güvenlik ve gizlilik, evet. Pencere, ileri düzey, düğme, değişiklikleri, araç. Bir daha bakalım. Bu kullanıcı evet. için oturum açma parolası ayarlanmış. Parolayı değiştir. Düğme. Bakın soluktu. Şimdi uyku durumundan veya ekran koruyucudan evet. uyuduktan veya ekran koruyucu başladıktan 5 dakika sonra uyku durumundan veya ekran koruyucudan sonra parola ekran kilitle ile şuradan indirilen Mac App Store radyo düğmesi 1/3. Evet bakın soluk değil. Mac App Store ve kimliği belirli geliştiriciler seçildi. Radyo düğmesi 2/3. Herhangi bir yer radyo düğmesi 3. Değişiklikleri engellemek için kilidi tıklayın. Bakın şimdi burası değişiklikleri engellemek için kilidi tıklayın oluyor. Tıklayalım. Yardım, düğme, ileri düzen, değişiklik yapmak için kilidi evet. tıklayın. İşaretli. Bu hale geliyor burası. Böyle bir buton ve checkbox'ı da var yanında. İleri düzey, soluk, düğme, değişiklik açık, yapmak için kilidi tıklayın. İleri düzey. Düğme, yardım, uygulama, sistem tercihi. Evet. İleri düzey. Düğme, bas ileri düzey, etkileşimde bulun, son dakika eğilimsizlikten, oturumu kapat, işaretli değil, onay kutusu, 60, boş kalma ayarı, soluk, adımlayıcı, dakika eğilimsizlikten sonra, sistem tercihleri açıldığında, kilit simgeli bazı tercihlerin kilidi açılacaktır, işaretli değil, onay kutusu. İşte bu az önce bahsetmiş olduğum şey, bunu siz işaretlerseniz, bu bahsettiğim kilit simgesiyle karşılaşmadan, diğer eylemleri, ayarları da yapabilirsiniz. O soluk olan şeyler soluk olarak çıkar. Yardım, düğüm, tamam. Tamam, bunların düğme. Yapıldığı bir ileri düzey alan burası. Sorgu kutusu, yardım, düğüm, ileri, değişiklikleri engellemek için kilidi tıklayın. İşaretli değil, şimdi onay kutusu. Sesle. Yardım, düğüm. Evet, ince bir ses çıkartıyor o. Ekran okuyucudan dolayı çok duyulmuyor. Bir kilit sesi. iPhone'dakine benzer. Şimdi tekrar gelelim. Fire güvenlik gizlilik sekme. 4 güvenlik duvarı. Fire Vault sekme. 2 genel seçildi. Fire Vault bas Fire Vault sekme. Gelelim. Güvenlik duvarı sekme. Gizlilik sekme. Fire Vault görüntü. Fire Vault diskinizin içeriğini otomatik olarak şifreleyerek diskinizdeki verileri korur. Diye. Fire Vault'u kapat. Soluk düğme. Metin. Metin. Uyarı, verilerinize erişmek için oturum açma parolanıza veya bir kurtarma anahtarına gereksiniminiz olacaktır. Kurtarma anahtarı, bu ayarlamanın bir parçası olarak otomatik olarak oluşturulur. Hem parolanıza hem de kurtarma anahtarına unutursanız, veriler kaybolur. Veriler kaybolur, evet. O yüzden kaybolmaması için bu bahsettiği şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Kendisi özetledi. Bunu açtığımızda Mac'i açarken epey bir süre disk içerisindeki şifreleme devam ediyor. Bayağı böyle birkaç saati bulan ve dosyaları koruduğunu söylüyor. Ben hani nerede işe yaradığını araştırıp görmedim ama seçip yapmıştım bunu. Şimdi bir de bilgisayarı açarken
zaten ekstra bir güvenlik önlemi koyuyor önünüze. Şöyle ki normalde şifreyle açılmıyor bilgisayar. Sıfırdan açılırken firewall'u yapana kadar. Ben de öyle yani en azından öğrendiğim kadarıyla. Onu yaptıktan sonra da sistemin açılma sesini duyuyorsunuz ve ardından birkaç saniye içerisinde voiceover'ın açılma kısa yolu olan şeyi CMD artı F5 kısa yolunu kullanabiliyorsunuz ve o kısa yolda voiceover'ı açıyorsunuz. Voiceover'ın default sesi Alex çıkıyor karşınıza ve iki alan okuyor size. Enter'la geçilebiliyor bu alanlar. Bu alanların değişimi için sizin bilgileri doğru girmeniz lazım. Önce username kısmı, sonra da password kısmı. Bu iki alanı geçtiğiniz zaman bir bip sesi geliyor. 3 adet ve oturumunuz açılmış oluyor. Ama oturum açma alanında bunu ben kendim açıyorum. Yani CMD F5'te normalde çıkmıyor. Yine girilebiliyor parola ama görenlerin gördüğü. Bizler için de böyle bir artısı var. Bu da bir çekirdek erişilebilirliği aslında. Şimdi devam edelim. Firewall, sol tırnak işareti, Macintosh HD sağ tırnak işareti, alt disk için açık. Evet, buradaki disk için açık Macintosh HD, benim varsayılan diskim. Bir kurtarma anahtarı ayarlanmış. Değişiklik yapmak için kilidi tıklayın. Evet, düğme. Burayı değiştirirsek buradan o ayarı kapatabiliriz. Değişiklik yapmak için kilit ileri düzey, soluk, yardım, Yine burada bir ileri düzey butonu var. Az önceki şeyi firewall gösteren. Güvenlik duvarı seçme. Firewall seçildi. Güvenlik duvarı. Güvenlik duvarı. Gizlilik kullanılabilir. Görüntü. Güvenlik duvarı açık. Güvenlik duvarını kapat. Soluk düğme. Güvenlik duvarı açıldı ve yetkili olmayan uygulamaların, programların ve servislerin gelen bağlantıları kabul etmesini engelleyecek şekilde ayarlandı. Evet, bunu kapatırsanız o uygulama vesaire de önünüze çıkan uyarılar geri plana gider. Güvenlik duvarı seçenekleri, soluk düğme. Buradan da neyler seçenekleri onları görebilirsiniz. Değişiklik yapmak için kilidi tıklayın. Yine kilit düğme. Simgesiyle açılan bir ayarmış. Burası soluk görünüyor çünkü. Kullanılabilir. Güvenlik duvarı seçildi. Gizlilik seçme. Gizlilik bas kısmında. Gizlilik seç. Tablo. Erişilebilirlik. Evet. Seçildi. Birkaç tane ayar etkileşimde var bulun. Tabloda. Konum servisleri. Birincisi konum servisleri. Bu tabloda konum servisleri seçiliyken etkileşimden çıkıp şununla etkileşimi dur. Yana geçersek. Konum servislerini etkinleştir. Soluk işaretli onay kutusu. Soluk diyor. Yine kilitli bu. Aşağıdaki uygulamaların konumunuzu belirlemesine izin verin. Tablo. Burada tablo var. Burada erişmek isteyenler. Etkileşim. Isteyen hava durumu. Işte. Anım satıcılar. Soluk görüntü. Şununla son 24 saat içinde konumunuzu belirlemek isteyen bir uygulamayı belirtir. Son 24 saat içinde konumunuzu. Konum servisleri ve gizlilik hakkında düğme. Evet. Değişiklik yapmak için kilidi tıklayın. Değişik. İleri düzey. Yine böyle butonlar ve yardım tablo geliyor. Aşağıdaki tablo. Bu tabloda. Etkileşimde bulun. Tablo. Hava durumu. Soluk görüntü. Anım satıcılar. Anım. Pardon. Aşağıdaki uygulamaların konum servislerini etkinleştir. Tablo. Etkileşimde konum kişiler. Yanında kişiler var. Kişilerde kalırsa yine ayrı bir şununla seçenek. Aşağıdaki uygulamaların kişilerinize erişmesini. Tablo. Burada etkileşim. Skype işaret. Skype varmış. Başka Skype. Yok. Şunun. Tablo. Etkileşimde takvimler. Takvimler. Anım satıcılar. Twitter. Twitter. Facebook. Erişilebilirlik. Şimdi erişilebilirlik kısmı şu yönde bir katkı sağlıyor. Örneğin TeamTalk uygulaması bu tarz bir erişim iznine ihtiyaç duyuyor. Normalde uygulamayı ilk kurduğunuzda birçok bölümü okunamazken buradaki erişilebilirlik kısmına geliyorsunuz. Yani sistem tercihleri, güvenlik ve ardından gizlilik sekmesine tıklayıp tablodan erişilebilirliği seçtiğinizde ve etkileşimden çıkalım. Şununla etkili aşağıdaki uygulamaların bilgisayarınızı denetlemesine izin verin. Evet, bu denetleme. Tablo. Hususu burada. Etkileşim. Karabiner altı çizgili aknotu. Karabiner benim uygulamam. TeamTalk 4. TeamTalk 4 soluk görüntü. Soluk işaretli onay kutusu. Bunları, yakın zamanda servise erişildi görüntü. Böyle de belirtiyor. İşaretini kaldırırsanız erişemezler.
işaretli olmayabiliyorlar. Siz işaretleyebiliyorsunuz. Hani durdurulmuş oluyor çünkü denetimleri engellenmiş oluyor. Teantalk 5. Teantalk 5. Bunun gibi kendiniz de ekleyebiliyorsunuz böyle. Burada buton var zaten. Son 24 saat içinde konumunuzu belirlemek isteyen bir uygulamayı belirtir. Sil, düğüm. Değişiklik yapmak için ki... Evet, burası da bu şekilde. Dediğim gibi tablo içerisinde farklı uygulamalar, gizlilik uygulamaları ve ayarları var. Yani iki tablo olarak sunulmuşlar. Gizlilik kısmının... Tablo. Gizlilik seçildi. Sekme. Evet, bu şekilde. Güvenlik kısmı böyle. Sistem tercih... Missing con, dil ve güvenlik ve gizlilik, yani, düğme. Güvenlik ve gizlilik kısmının seçenekleri kalacak. Spotlight, yani. Düğme. Spotlight kısmının seçenekleri var. Spotlight, pencere, araç çubuğu. İzlencesi. Spotlight, görüntü. Spotlight, bilgisayarınızdaki öğeleri çabucak bulmanızı sağlar ve internet, iTunes, App Store, film gösterim zamanları, yakındaki konular ve benzeri yerlerden öneriler gösterir. Evet, söylediklerini de yapıyoruz. Arama sonuçları seçildi. Sekme. Bir, gizlilik, sekme. Sonuçların görüntülendiği sırayı değiştirmek için kategorileri sürükleyin. Yalnızca seçilen kategoriler Spotlight arama sonuçlarında görünecektir. Spotlight kategorileri, tablo. Evet, seçim yok. Da bu şekilde bir alan. Spotlight'ın seçenekleri var. Sistem tercih. Buradan sistem tercihleri. Şey tercih büt. Etkileşimde. Kendiniz MacBook'unuz üzerinde bunları zaten detaylandırabilirsiniz. Güvenlik ve spot bildirimler düğme. Bildirimler kısmı. Ekranlar var. Düğme. Ekranlar. Bildirim düğme başlığıyla etkileşimi bildirim merkezi uyarılarınızı yaptığınız işi kesmeden ekranınızın sağ üstünde gösterir. Menü çubuğundaki simgesini tıklayarak bildirim merkezini gösterin ve gizleyin. Uygulamalar tablo rahatsız etme seçildi. Evet, bakın burada böyle bir etkileşimde bildirim merkezinde takvim işaretler sesler uyarılar. Bu iOS'in bildirim merkezi alanının biraz daha değişik revize bilgisayara uyarlanmış hali. Yine buradan hangilerinin kullanılacağı seçilebiliyor. Takvim uyarı stili. Yok. Radyo düğmesi. Başlıklar. Radyo düğme. Uyarılar. Başlıklar sağ üst köşede görünür ve otomatik olarak kaybolur. Evet, uyarılar. Uyarılara... Kapatılana kadar ekranda kalır. Gerekli ekranda bildirimleri göster. İşaretli. Onay kutusu. iOS kullananlar. Bildirim merkezinde göster. İşaretli. Onay kutusu. Son 5 öğe. Aç. Uygulama işareti, işaretli, onay kutusu. Bildirimler için ses çal, işaretli, onay kutusu. Bildirim merkezini sırala. Elle, açılır düğme. Elle ve menü zamana göre. Evet. Onay işareti, elle, elle, işte açılır düğme, yardım, yardım. Buradan çıkalım yine. Sistem tercih. Bildirimle, ekranlar, düğme. Ekranlar kısmı. Yer. Bilgisayar. Görüntü. Ekran. Çizdi. Sekme. Bir. Renk. Sekme. 2/2. Çözünürlük. Evet. Ekran içi kaptanlık seçildi. Radyo düğmesi. 1/3. Ölçekli. Radyo düğmesi. 2/2. Parlaklık. %0. Parlaklık. Brightness. Sürgü. Brightness'ı olabildiğince kısmanızı sıfırda tutmanızı öneriyorum eğer hiç görüşünüz yoksa. Çünkü acayip derecede şarj yiyen, pili tüketen bir özellik brightness. O yüzden kısık kalması her zaman daha iyidir kör için. Parlaklığı otomatik olarak ayarla. Soluk işaretli değil. Bunu işaretlemenizi önermem. Yine pil yer. Bir video vesaire de ayarlayacak çünkü. AirPlay ekran. Hiçbir aygıt bulunamadı. Soluk bunda açılır Apple düğme. TV ya da AirPlay destekleyen takım projeksiyon cihazlarına bağlanmayı sağlayan bir varsa yansıtma seçeneklerini menü çubuğunda göster. İşaretli, onay kutusu, yardım, evet. Düğme. Burada yardım. Yansıtma seçeneklerini gösterebileceğini söylüyor. Diğeri de renkler, renkleri konumlandıran. Sistem. Gidiyorum. Klavye, düğme, enerji tasarrufu, ekranlar, düğme, enerji tasarrufu. Enerji tasarrufu kısmı önemli. Enerji tasarrufu, pencere, araç çubuğu, pil seçildi, sekme. 1/2. Yani seçilmiş olmasının nedeni aletin pilde olması. Eğer ki güç kaynağı takılı olması. Güç adaptörü seçme. Sekmesi otomatik seçilip geliyor. Ekranı şundan sonra kapat. 2 dakika. Sürgü. 2. 1 dakika. 1 saat. 3 saat. Asla.
Mümkün olduğunda sabit disklere uyku durumuna geçir. İşaretli, onay kutusu. Bunlar pil durumunun ayarları. Pile çalışırken ekranı hafif solaklaştır. İşaretli, onay kutusu. Pile çalışırken power nap'i etkinleştir. İşaretli değil, onay kutusu. Power nap dediği olayı da şimdi açıklayacağım. Makiniz uyku durumundayken yeni e-posta, takvim ve diğer vücut güncellemelerini düzenli aralıklarla denetleyebilir. Şu anki pil şarjın %84 tahmini kalan süre. 9.06. Evet, burada tahmini. Satanmışlara dön. Soluk düğme. Pil durumunu menü çubuğunda göster. İşaretli. Onay kutusu. İşaretlemenizi öneririm. Önemli oluyor çünkü. Menü ekstra da görünüyor yine. Zamanlama. Düğme. Yardım. Düğme. Yardım. Zamanlama. Zamanlama da. Etkileşimde bulun. Sorgu kutusu. Şunun için. Pencere. Enerji tasarrufu. Başlat veya uyandır. İşaretli değil. Onay kutusu. Bas. Zamanlama. Saat 12 ö. Sol uyut. Yeniden başlat veya sistemi kapat. İşaretli değil. Onay kutusu. İşte böyle dilediğiniz zaman bilgisayarın kapanmasını başlamasını sağlayacağınız bölüm. Sorgu kutusu. Yardım. Şu pili. Pili. Mümkün. 3. 1 saat. Ara. Güç adaptörü. Ekranı güç adaptöründeki şeylerde. Bas. Güç adaptörü. Ekranı şundan sonra kapat. 10 dakika. Sürgü. Değişiklik gösteriyor tabii güç adaptörüne geçildiği için. Öyle konumlandırılmışlar. Özellikler yine aynı. Az önce bahsettiğim tercihler yine aynı. Sistem tercih. Çıkalım. Sistem tercihleri. Pencere. Masa. Klavye. Fare. İzleme 4. Enerji tasarrufu. Klavye. Klavyeyi az önce gördük. Fare. Düğme. Fareye girelim mi? Yok. Kendiniz keşfedebilirsiniz. İzleme 4. Düğme. Göstereyim. Çünkü burada yapacağımız ayarları VoiceOver'da kullanırken de işe yarıyor. Araç çubuğu. İşaret etme ve tıklama seçildi. Sekme. 1/3. Sarma ve büyütme. Sekme. 2/3. Daha fazla hareket. Sekme. 3/3. Böyle. Tıklamak için vurma. Tutarı video. Görüntü. İyi. Tıklamak için vurma. İşaretli. Onay kutusu. Bunu işaretleyin. Çünkü hani normalde butona basmanız gerekiyor trackpad üzerinde. İşaretlerseniz direkt dokunarak da tıklayabilirsiniz ama izleme dörtgeninin trackpad commander'ın kapalı olması lazım. O zaman bu dediğim tek dokunuşta gerçekleşiyor. Bir gören gibi. Tek parmağınızla dokunun. İkinci il tıklama. İkinci il tıklama. İşaretli. Onay kutusu. Bunu da işaretleyeyim. Bu da sağ klik muhabbeti. Yani kestirme menüsü. Ve ikinci il tıklama diye geçer Apple'da. OS X'te. İki parmağınızla tıklayın veya hafifçe vurun ikinci il tıklama. Menü. Arama. Arama. İşaretli. Onay kutusu. Üç parmağınızla dokunun. Arama. Üç parmakla sürükleme. Üç parmakla sürükleme. İşaretli. Artık onay kutusu. Üç parmağınızla. Ayarları. İzleme hızı. %33,3. İzleme hızı. Sürgü. İmlecin. Parmağınızın hareketlerini ne kadar hızlı izlemesini istediğinizi ayarlamak için sürgüyü sürükleyin. Evet. Bu da ben bunu olabildiğince hızlandırmıştım çünkü önemli bir şey. Yavaş, hızlı. Bluetooth izleme dörtgenini ayarla. Düğme. Bu da ekstradan bir trackpad, Magic Trackpad eklenirse, onun gibi ya da Bluetooth başka bir trackpad da olabilir. Onları denetlemenizi sağlıyor. Yardım. Yardım. Evet, burası. Arak, sarma ve daha fazla hareket. Sekme. 3/3. Biraz daha böyle orta kısımdaki seçenek görselliği. Bas daha fazla hareket. Sayfalar arasında kaydırın. Tutorial video. Görüntü. Sayfalar arasında kaydırın. İşaretli. Onay kutusu. Tutorial videolara bastığınızda görme, yani görenler için sanırım belli animasyonlarla olayı açıklıyor. Ben denemedim. İki parmağınızla sola veya sağa doğru sarın. Sayfalar arasında kaydırın. Menü düğmesi. Bu da böyle. Tam ekran uygulamalar arası kaydırın. Tam ekran uygulamalar arası kaydırın. İşaretli. Onay kutu. 4 parmağınızla sola veya sağa kaydırın. Tam ekran uygulamalar arası kaydırın. Menü düğmesi. Bildirim merkezi. Bildirim merkezi. İşaretli. Onay kutu. 2 parmağınızı sağ kenardan sola doğru kaydırın. Mission control. Mission control. İşaretli. Onay kutu. 4 parmağınızla yukarıya kaydırın. Mission control. Menü düğmesi. Böyle bir takım. Expose uygulaması. Expose. Expose uygulaması. Sonra. İşaretli değil. 4 parmağınızla aşağıya kaydırın. Expose uygulaması. Soluk. Launchpad. Launchpad işaretli. Onay kutusu. Baş parmağınız ile 3 parmağınızı kısarın. Launch. Masa üstünü göster. Masa üstünü göster. İşaretli. Baş parmağınız ile 3 parmağınızı açın. Masa üstünü göster. Burası da böyle bir alan. Çıkalım. Sistem tercihleri. Pencere. Ara. Sistem tercihleri. Detaylı. Etkileşimde bulun. Gerek yok. Fare seçeneklerinden zaten.
sizlerde. İzleme 4K tarayı. Yazıcılar B tarayı. İzleme 4K'ni pardon. Buradan da yine tarayı gibi yazıcı ekleme bölümü var. Ses düğme. Bizler için önemli olan kısımları daha öne almaya çalışıyorum. Finder. Sol tırnak işareti bulmak, sağ tırnak işareti. Yanlışlıkla Ctrl Option boşluk yerine. Sistem tercihli. Sistem tercihli. CMD ile basınca. İç loot düğme. Ses düğme. Evet, ses. Parlak. Jant. Çıkış ses yüksekliği. Araç şu. Ses efektleri seçildi. Sekme. 1 bölü 3. 3 adet. Çıkış. Sekme. Giriş. Sekme. 3. Bir uyarı sesi seçin. Uyarı sesleri. Tablo. Evet, Sadir 11-14. Ad. Pop. Dur. Etkileş. Uyarıları, yani bu varsayılan bipleme Windows'taki. Onun sesini çıkaracak olan uyarı sesini belirleyebiliyorsunuz. Ben de pop seçeyim. Bakın böyle. Sos ne? Su marine. Su pop pink morse arrow plus funk frog funk morse pink pop. Üstlerinden geçtikçe hem sesi söyleyip hem oynatıyor. Hani Windows'taki gibi çal diye ayrıyeten buton aramıyorsunuz. Öyle bir artış da var. Pop dur. Yerleşik. Bir tablo. Ad. Bır. Bakın. Ad. Pop. Yanında şunun da yerleşik olduğunu belirtiyor üstün. Ses efektlerini şuradan çal. Seçili ses çıkış aygıtı. Ses efektlerini şuradan çal. Açılır buradan bunu değiştirebiliyorsunuz. Farklı bir harici ses kartı ya da kulaklık. Mesela eklediyseniz bir şey. Uyarı sesi yüksekliği. Sesi kapat. Görüntü. Uyarı sesi yüksekliği. %100. Ses, %100. Uyarı sesi yüksekliği. Sürgü. Maksimum ses yüksekliği. Yaradan. Kullanıcı arayüzü ses efektlerini çal. İşaretli. Onay kutusu. Ses yüksekliği değiştiğinde geri bildirim çal. İşaretli. Onay kutusu. Yardım. Düğme. Giriş. Evet. Çıkış. Sekme. 2 bölü 3. İkinci sekme. Bas. Çıkış. Giriş. Ses çıkışı için bir aygıt seçin. Ses çıkış aygıtları. Tablo. Satır 1 bölü 1. Ad. Dahili hoparlörler. Dur. Burada yerleşik. Seçildi. Eğer farklı bir air üzerinden eklenen bir şey olmuş olsaydı mesela AirPlay'den onu görüp de onu da şey yapabilirdi, görebilirdi burada. Ya da farklı bir USB sound card. Seçili aygıt için ayarlar. Ses dengesi %50. Ses denge burada sol sağ Windows yardım ses düğme çıkış ses yüksekliği sesi kapat görüntü %75 çıkış ses yüksekliği sür maksimum ses yüksekliği çıkış ses yüksekliği kapalı işaretli değil o ses yüksekliğini menü çubuğunda göster işaretli değil o ses yüksek araç çıkış giriş sekme bakalım. Bas gir ses girişi için bir aygıt seçin ses giriş aygıtları tablo yani satır 1 bölü 1 dahili mikrofon seçili aygıt için ayarlar giriş ses yüksekliği minimum kazanç %100 giriş maksimum kazanç giriş düzeyi çevre gürültüsünü azalt. İşaretli değil. Onay kutusu. Yardım. Çıkış ses basarsak yüksekliği. Basarsak bazen sesi azaltabiliyor. Yani boğuklaştırabiliyor diye. Ben anlatımları etkilememesi açısından ellemedim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Sesi kapat. %75. Maksimum ses. Çıkış ses yüksek. Ses yüksekliğini menü çubuğunda göster. Ses yüksek. Evet, buradan da çıkalım. Sistem. Etki masaüstü dil ve güven en klavye fare izlem yazı se iç loot internet hesap genişletmeler a düğme bluetooth paylaşma düğme böyle aslında giden kullanıcılar ve gruplar düğme bir alan var kullanıcılar ve gruplar alanından ebeveyn denetimleri düğme app store düğme dikte ve konuşma düğme tarih ve saat düğme böyle başlangıç sistem tercihlerinin birçok ayarına buradan ulaşılabiliyor. Kendinizin de kurcalayabileceği, detaylandırabileceği birçok sistem tercihi ayarı var. Tek tek bakıp ekstra vakit almaktansa sizlere bırakıyorum. Ana kapsamda zaten inceleme şeklimiz araç çubuğundan tüm içerikleri göster demek ve etkileşimden çıkıp yan taraftaki tercih bölümleri sarma alanına etkileşim yaparak ilgili içeriği bulmak. Bunu dilerseniz harflerle de bulabilirsiniz. Şöyle. Genel. Düğme. G'ye bastım. Bakın genel dedi. K'ye basacağım. Klavye. Düğme. Klavye diyor. Örneğin iCloud. iCloud. Düğme. Burada. iCloud'a bakalım. Son olarak. Sistem tercihleriyle meşgul. Sistem tercih.
İç loot. Pencere. Evet, araç çubuğu. Kullanıcı resmi. Düğme. Servisler. Grup. Servislere etkileşimde girerseniz. İç loot servisleri. Tablo. Burada tablo etkileşim var. İç loot drive. İşaretli onay kutusu. İç loot. Burada. Fotoğraflar. Ay foto veya apel içeri gömcelliğim. Daha fazla. Mail. İşaretli onay kutusu. Bunları işaretlemeyi önerim. Kafanız neye yatıyorsa yani. Neleri işaretlemek istiyorsanız. Bir arkadaş mail gruplarında kişilerin görünmediğini sormuştu. Burada bakın işaretli bunlar. Sistem tercihleri iCloud içerisinde servislerden ulaşacağınız tabloda kişiler işaretli olursa görünebiliyor. Takvimler işaretli. Anım satıcılar. iCloud'dan çünkü almış oluyor bunları. Safari işaretli onay. Notlar işaretli onay. Anahtar zinciri seçenekler. Evet, düğme öyle. İşaretli onay anahtar kutusu. Anahtar zinciri görüntü. Farklı iPhone'la etkileşimli bir takım olaylar vardı. Aygıtların doğrulanmasını vesairesini içeren. Onlara iCloud anlatımında değiniriz. Mahkeme dön. A yok. A tanıları. Düğme. Şununla etkileşim. Mahkeme dön. 5 GB iç loop saklama alanınız var. Evet. 2 ö. 4,45 GB. Burada da 4,45 boş var. Yönet. Düğme. Yönet. Yönete biliyormuşuz buradan. Sistem. Bir de şu oturum açma, yani kullanıcılar ve gruplar kısmını gösterip anlatımı sonlandıracağım. Diğerlerini kendiniz de keşfedebilirsiniz söylediğim gibi. Klavye, düğme, fare, izleme dörtgeni, ya. Klavye, düğme, kullanıcılar ve gruplar, düğme, boş sarma alanı, buraya ulaştım. Araç çubuğu, kullanıcılar, gruplar ve oturum açma seçenekleri, liste 1 öğe seçildi. Çağrı Aydan, şu anki kullanıcı, grup 2/5. Kullanıcım var. Etkileşimde bulun. Kullan. Şu anki kullanıcı. Şu anki kullanıcı. 1/5. Çağrı Ardan. Şu anki kullanıcı. Grup. 2/5. Diğer kullanıcılar. İçeriği gösterilen. İçeriğini gösterme. Konu kullanıcı. Kullanıcı. Konu soluk. Kullanıcı. Grup. Oturum açma seçenekleri. Grup. 5/5. Evet. Oturum açma. Etkileşimde bulun. Oturum açma seçenekleri. Grup. 5/5. 2 öğe. Görüntü. Oturum açma. Oturum. Görüntü. Görüntü. Normalde şunu, burada oturum açma seçenekleri grup oturum aç. Şununla kullanıcılar arası hızlı geçiş menüsünü şöyle göster. Soluk sekme. Başlama ayarı eğer aktif olmazsa burada başlatabildiği yazıyor kılavuzunda. Yani bu seçeneğe girildiğinde başlatabildiği. Oturum otomatik açılsın. Kapalı. Oturum otomatik açılsın. Soluk açılır düğme. Oturum açma penceresini şöyle göster. Kullanıcı listesi soluk seçildi. Radyo ad ve parola. Soluk radyo düğme. Uyut. Yeniden başlat ve sistemi kapat düğmelerini göster. Soluk işaretli. Oturum açma penceresinde giriş menüsünü göster. Soluk işaretli değil. Onay kutusu. Parola ipuçlarını göster. Soluk evet, işaretli burası. Değil. Onay oturum kutusu. Oturum açma seçenekleri. Kullanıcılar arası hızlı geçiş menüsünü şöyle göster. Bölümleri. Soluk işaretli. Tamam hadi. Soluk oturum açma penceresinde voiceover'ı kullan. Soluk işaretli evet, değil. Onay kutusu. Burada işaret değil diyor. Bunu A hesabı sunucusu. Soluk işaretlemeyi soluk, düğme, öneriyorum. Kullanıcı veya grup ekle. Soluk düğme. Kullanıcıyı veya grubu sil. Soluk ana parola ayarları. Şuradan soluk. Soluk düğme. Değişiklik yapmak, değişiklik yapmak için kilidi tıklayın. Kilidi tıklayın. Yardım uygulama. Pencere. Parolamızı girelim. Ve sistem tercihleri. Evet, şimdi kullanıcılar bu, ve oturum açma ekranında voiceover kullan onay kutusunu işaretleyelim ki ana, kullanıcıyı veya grubu sil. Soluk kullanıcı veya grup ekle. Örneğin başlangıç vesaire disk izlencesini çalıştırma vesaire konusunda ya da OS X'i kurma. Hatır, düğme. Oturum açma penceresinde voiceover'ı kullan. İşaretli değil. Onay işaretli. Yani oturum açma penceresinde değiştirirken de voiceover'ı kullan. Onay kutusu. İşe yarıyor. Farklı bir kullanıcıya geçiş yapacağımız zaman. Şimdi kapatırsam TeamTalk'u da kapatır diye gösteremiyorum. Yardım. Düğme. Değişiklikleri engellemek için kilidi tıklayın. İşaretli değil. Yardım. Düğme. Sözün özüne geldik. Bugün sizlere Macintosh üzerinde OS X'in sistem tercihlerini izah etmeye çalıştım. Dilimin döndüğünce. Sürçülisanım var ise affola. Sadece şunu özetleyeyim. Ulaşabilmek için en temel yol elma menüsüne Control Option ve M ile girmek ve akabinde aşağıda çıkacak olan seçenekler içerisinden sistem tercihlerini bularak var olan sistem ayarlarına ulaşım sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.